Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabahsuyu.com üzerinden yaptığım bir alışverişi anlatacağım. Biliyorsunuz ucuz yollu işe yarar büyük bulmak çok zor bir şey. Ben de yeni bir takım yaptım kendime. Bu takım üzerine ip ararken birazcık araştırdım ve sabahsuyu.com'da bir ip buldum. Tamamen Japon malı bir ip. Şöyle üstünde yanlış okumuyorsam eğer Amber yazıyor. Markası Amber. İstanbul'dan geldi. Paketi burada. Bayağı özenmişler. Böyle çıt çıtlı kağıda falan sermişler. 2 günde benim elime ulaştı. Açalım bakalım. Aynı markanın Power Charger diye bir modeli var. 8 kat onlarda. Onları düşündüm, 4 katı düşündüm. Bir 4 katı alıp denemek istedim. Ondan sonra memnun kalırsam 8 katını alacağım. 4 katının 300 metre fiyatını 55 liraya aldım ben. 8 katının 300 metre fiyatı da 75 lira. Yani 8 kat bir örgünün 100 metresini 25 liraya aldığımızı düşünüyoruz. Yani 25 lira bir monomisina fiyatı. Çok iyi bence. Fiyat açısından söylemek gerekirse sadece. Onun dışında ürün tamamen Japon malı. Zaten şurada Japon materyal, Japon malzeme logosunu da görebiliyorsunuz. LZH, şurada da firmanın adı var. Onun dışında bakıyorum, üründe pek bir şey anlayamıyorum açıkça söylemek gerekirse. Tamamen Japonca yazıyor ama şunu biliyorum, Japonlar bu işte çok iyi. Ve şimdi ip incelemeye başlıyorum. Şöyle bir koruma pimi takmışlar. Şöyle. Ben videoyu açmadan önce ipi bayağı bir enine boyuna inceledim. 4 kat bir ipe göre gayet güzel. Yumuşak. Onun dışında akıcılığı gayet iyi. Herhangi bir kaplama ipin üstünde yok. Ama çok akıcı bir ip. Yani şöyle el parmağımın arasında şey yaparken bile o hissiyatı çok hoş. Onu söyleyebilirim. Biz bir ipi aldığımız zaman neye dikkat etmeliyiz? Yani bizim işimize yarayacak bir ipin nasıl bir özelliğinin olması lazım? Yumuşak olması lazım. Bakıyorum, ip gayet yumuşak. Düğüm mukavemeti ve üstündeki çeker değerinin uyuşması lazım. Fiyatının da uygun olması lazım. Fiyatı uygun. Düğüm mukavemeti ve çeker mukavemetine şimdi bakacağız. Birkaç düğüm deneyeceğiz. Üstünde 10 kilo bir şey yazmışlar. Test çekeri yazmışlar. Yalnız Japonya'da test çekerleri libre üzerinden yapılıyor. Yani 22 libre gibi bir çekere tekamül ediyor. Bu da biz de yanımızda tartımızı getirdik. Bunu libreye ayarlayıp 22 libreye ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız veya ne kadar yaklaşabileceğiz ona bakacağız. Kesinlikle ben diğer aldığımız bütün ipler için söylüyorum bunu. Üstünde yazan değere birebir ulaşmamız çok zor. İmkansız gibi bir şey. Çünkü özel laboratuvarlarda pek çok sekonder problem göz ardı edilerek yapılan testler sonucu uygulanan testler sonucu elde edilen verilerle yazıldığı için bu üstündeki veriler biz tahminime göre tam olarak üstünde yazan değere ulaşamayacağız. Ama ipin kalitesi bu üstündeki yazan değere ne kadar ulaşacağımızla alakalı bir şey. Yani ne kadar yaklaşacağımızla alakalı bir şey. 19 libreye bile ulaşabilsek ip için çok büyük bir şey. Çünkü burada biz 4 kat bir ipten söz ediyoruz. Şöyle bir toparlamamız gerekirse akışkanlığı gayet güzel. Yumuşak bir ip. Fiyatı gayet uygun. Çeker değerine ve düğüm mukavemetlerine şimdi bakacağız. Geri kalan şeyi de kullandıkça ve makineye sararken konuşalım. Şimdilik rast gelsin. Evet arkadaşlar, spin avlarında hepimiz ipimizin önünde lider kullanıyoruz. O yüzden ipimizin çeker testini yaparken çayın natlı bir klips bağladım. Kırklık bir misinayla kısa bir lider gibi bir eklenti yaptım. Buraya da FC nat kullandım. Hadi gelin çekim sonuçlarını görelim. Bana doğru tutar mısın şimdi? Parmağını da şuradan çok şey yapma da, o şey tamam. Oradan şey olsun. Tamam. Bana doğru. Dik şey. Birazcık böyle çevir. Heh, tamam. Bir dakika, ben geçeyim şöyle. Heh.
5, 6, 7, 8. 8 kırmızı. 8,5 görmüş olabiliriz. Evet arkadaşlar, ipimizin çeker testini yaptık. Biz 8 küsur kilogramlara kadar ulaşabildik. Kötü değil. 8 küsur kilogram gayet güzel kullanılabilir. Şimdi bunu biz makinemize saracağız. Biliyorsunuz makineye sarım esnasında bir sıkıntımız da ipin renk bırakmasıdır parmaklarımızda. Hem makineye sararken sizlere gösterelim. Hem de bakalım parmaklarımızda ne kadar renk bırakacak. Ona bakalım. Evet arkadaşlar, makineye ipimizi sardık. Şöyle parmaklarımı size göstereyim. Şöyle. Aşırı bir boya bırakmadı. Her ipte zaten boya bırakması beklenir. Aşırı bir boya bırakmadı. Şöyle bir genel bir değerlendirme yapacak olursak şu marka iple ilgili. Fiyat 100 metresi 18 lira gibi bir paraya geliyor. Gayet uygun. Yumuşak. O konuda da sıkıntımız yok. Çeker değeri biz 10 kiloda maksimum 8 küsurlara kadar ulaştık. Kullanılabilir düzeyde. Boya bırakması da şöyle parmağımı göstereyim size karşı. Şöyle boya bıraktı, bırakmadı değil. Ama her ipte zaten boya bırakması beklenir. Yani genel olarak ortalama bir ip diyebilirim ben bunun için. Öyle çok çok mükemmel bir ip değil ama fiyat performans orantısı olarak düşündüğümüz zaman bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.